Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lezzetli bir çörek tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler 3,5 su bardağı un, 1,5 su bardağı ılık su, yarım bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 miktarı yeşil ve siyah zeytin, 1 miktarı beyaz peynir şekilde küp küp şekilde doğradım ve 1 miktarı kirazlı domates, 1 tatlı kaşığı kuru nane ve 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı kekik. Şimdi yoğurma tabanını alıyoruz. İçerisinde ilk önce ılık suyumuzu döküyoruz. Şimdi zeytinyağımızı da koyalım. Şekerimizi ekliyoruz. Ve kuru mayamız. Şimdi biraz malzemeler birbiriyle karıştırıyoruz. Bir miktar un da ekleyelim. Tuz da ekliyoruz. Şimdi kaşık yardımıyla birbiriyle karıştırıyoruz. Unumuzdan kalan miktarı da ekleyelim. Şimdi ellerimiz ile yoğuralım. Evet, o kadar yeterli gördüğünüz gibi. Üstüne streç filmiyle kapatıyoruz. 25 dakika kadar bekleyeceğiz. Mayalanması için öyle bekletiyoruz. Şimdi yeşil zeytinimizi dilimler şekilde doğrayalım. Siyah zeytinimiz ise ilk önce içerisindeki çekirdeği çıkartıyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Diğerleri için aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi kirazlı domatesimiz 4'e böleceğiz. beş dakika geçtikten sonra fırın tepsimizi alıyoruz ve şöyle her tarafı yağlıyoruz. Hamurumuzu alıyoruz, tabağımız içerisinden çıkartıyoruz. Hamurumuz fırın tepsimiz içerisinde koyalım. Hamurumuzu ellerimiz ile şu şekilde açalım. Evet, o kadar yeterli. Şimdi hamurumuzu üstüne kapatıyoruz. 20 dakika kadar bekleyeceğiz. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Nanemiz yarım çay bardağı içerisinde zeytinyağı ekledim. Sonra üstüne kekiğimizi ekledim. Şimdi hepsini birbiriyle iyice karıştıralım.
Şu anda hamurumuzu açalım. Hamurumuza şekil vereceğiz. Şöyle parmaklarımız ile izler bırakıyoruz. Az önce hazırladığımız sosumuz üstüne şöyle siliyoruz. Şu şekilde parmağımız ile üstüne bastırıyoruz. Zeytin dilimleri şöyle yerleştiriyoruz. Diğer siyah zeytinimizi de ekliyoruz. Peynirimizi de ekliyoruz. Domatesimizi yerleştiriyoruz şimdi. Şimdi artık fırına götürebiliriz. Fırın sıcaklığı 180 derece olacak. Narleşene kadar bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Nasıl olduğunu size göstereceğim. Nasıl piştiğini de gösteriyorum. Alt kısmı gayet iyi bir şekilde pişti. Çok sıcak, biraz soğuk olduktan sonra yiyiniz. Sabah kahvaltıda ya da akşam yemeği çayla yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için son şekli budur. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.